Herkese merhabalar. Ben Doktor Süleyman Yeni Ocak. Avrasya Zeytinburnu Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle sık karşılaşılan jinekolojik bir problem olan miyomlarla ilgili konuşacağım. Miyomlar rahim kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu urulardır, tümörlerdir diyebiliriz genel olarak ve gerçekten sık karşılaşılan bir jinekolojik problemdir. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra kadınlarımızın yaklaşık %30'unda, 40'ında e, miyom tespit edebiliyoruz. Miyomlar her zaman şikayet yapmayabiliyor. E, rutin yıllık jinekolojik muayeneler esnasında da e, saptanabiliyor. Miyomların yerleşimi boyutu ve hastada hangi şikayete sebep olduğu takip ya da ameliyat konusunda bize fikir veren bulgular. Miyomların bazıları rahim dışına doğru büyüme yapar. Bazıları rahim duvarının içerisindedir. Büyüklükten bağımsız olarak nerede yerleştiği ve nasıl bir şikayet yarattığı ciddi farklar oluşturabiliyor miyomlar arasında. Her büyük miyom ameliyat edilmiyor. Her küçük miyom da takip edilmeyebiliyor. Mesela gebeliğin yerleştiği, rahim duvarının içerisinde Oluşmuş olan 1 santimlik, 2 santimlik miyom çok sık kanamalara sebep olabileceği gibi tekrarlayan düşüklere de sebep olabilir. Ve bunun alttan isteriskopi ile ameliyatı bu konularda gerçekten ciddi çözüm sağlayabilir. Rahim dışına doğru büyüyen 4-5 santimlik bir miyom hiçbir şikayet yaratmayıp hızlı da büyümüyorsa, aslada da hiçbir şikayet yaratmıyorsa yıllarca e, takip edilebiliyor mesela. En sık yarattığı şikayetler ağrı, rahim duvarının ön tarafından dışarıya doğru büyüyen miyomlarda sık idrara çıkma, rahim arkasından dışarıya doğru büyüyen miyomlarda kabızlık şikayeti olabiliyor. Adet kanamasının aşırı olması, sık olması, fazla olması, yoğun olması olabiliyor. E, cinsel ilişki ile ağrı, adet döneminde şiddetli ağrı, e, gebe kalamama, çok geniş bir şikayet elpazesiyle bize hasta gelebiliyor. Dediğim gibi bunu belirleyen en baştaki özellik miyomun büyüklüğü ve nereye yerleştiği. O yüzden rutin yıllık jinekolojik muayene aslında bütün kadınlarımıza öneriyoruz. Hem bu tarz durumların tespiti ve takibi açısından hem eğer gerçekten ciddi kanama yapan durumlarda ameliyat çok ciddi anlamda bir fayda sağlayabiliyor hastamıza. Miyomlar ne zaman ameliyat edilir? Gerçekten aslında miyomların en çok ameliyat edilme sebebi hastada ciddi kanama yapması ve bu kanamaya ikincil olarak hastada ciddi kansızlık, ciddi kansızlığın da yarattığı hayat kalitesinin düşüklüğü, sürekli kan ilacı kullanma zorunluluğu gibi problemler hastayı ameliyata en çok iten durumlardır. Eğer miyom giderek büyüyorsa, ciddi kanama yapıyorsa, hastamızın ağrıları şiddetliyse ya da daha az önce bahsettiğim gibi gebelik oluşmasına engel olacak bir yerde yerleşmiş veyahut gebe kaldıktan sonra özellikle düşükleriyle ilişkili bir yerde ise ve bu evet alındıktan sonra bu düşükleri engelleme yönünde olumlu bir katkıda e, da bulunur diye düşünülüyorsa e, özellikle e, bu tarz durumlarda miyomların e, ameliyatı daha uygun oluyor. İlaçla tedavisi var mı sorusunun cevabı aslında yok. İlaçla tedavisi miyomun yok. İlaçlar sadece biraz süre kazanmak için kullanılabiliyor. Pek çok farklı ilaç e, tedavi seçenekleri var. Hormonlu spiral gibi tedavi seçenekleri var fakat bunların hiçbiri miyomu yok etmiyor. Sadece biraz süre kazanmaya, biraz kanamayla ilgili sıkıntıları azaltmaya yönelik faydaları olabiliyor. Nihai tedavisi miyomların her zaman ameliyattır. Ameliyat için de tercih edilen şey aslında üreme çağındaki kadınlarda sadece miyomun alınıp rahmin bırakılmasıdır. Pek çok miyom hastası olan hastada rahim alınma ihtiyacı hissedilmez. Çok nadir rahim alınma ihtiyacı hissedilir. Hastamız özellikle rahminin korunmasını istiyorsa da rahim korunabilir. Yani gebeliklerini tamamlamış, doğumlarını tamamlamış, menopoza yakın dönemde ama ben rahmimin kalmasını istiyorum. Sadece miyom alınsın isteği olduğu zaman hastamızda rahim almak yerine sadece miyom alma tercihini hasta özellikle istiyorsa buna da uyulabilir. Çünkü miyomların biz kötüye dönmediğini çok çok nadir. Yani bu oranlar binde 1, binde 2'lerde kansere dönüşme oranları. Biliyoruz ve pek çok miyom hastamızı ameliyatsız bir şekilde takip edebiliyoruz. Menopozdan sonra da, menopoza yakın yaşlarda tespit ettiğimiz miyomlarda eğer hastada çok şikayet yaratmıyorsa menopozdan sonra oluşan hormonal ortam nedeniyle miyomların küçüldüğünü de biliyoruz. Biraz daha sabırlı davranıyoruz o yaşlarda. Ama dediğim gibi özellikle üreme çağında, aşırı kanama, gebelikle ilgili sıkıntı yaratan miyomlar. Bunlar biraz daha önemsenmesi gereken durumlar. Bunlara daha tedavi edici, daha doğrusu işte ameliyat yönünde karar verme sürecini çok fazla da uzatmamak gerekiyor. Hastanın özellikle hayat kalitesini ve gebelikle ilgili problem hayat kalitesini düşürüyor ve gebelikle ilgili problemleri tetikliyorsa biraz daha ameliyat yönünde karar verebiliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. E, rutin yıllık jinekolojik muayenemizi aksatmayalım. Sonradan sürprizlerle karşılaşmamak adına e, genel jinekolojik muayenelerimizi hem ultrason ve jinekolojik muayene hem smear kontrolleri açısından önemli bir kez daha vurgulayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.